Dünyanın en diri kanalından yepyeni bir videoyla hoş geldiniz. Biraz yaratıcılık kullandığımız sürece şantiyede kişisel bir salon da oluşturabilirsiniz. Eğer tabii ki de bir şantiye çalışanıysanız. Bir netizen, şantiyesi olan bir marangozun öğle tatilini paylaştı. Çevresel faktörler nedeniyle çalışanların çoğu işe devam etmeden önce kestirmek için temiz bir zemin buluyorlar. Ancak usta sadece plastik bir torba ile kişisel bir salon inşa etti. Netizenler ayrıca fotoğrafları gördükten sonra ustanın yaratıcılığını dövdü. Bir netizen bu fotoğrafı Booming West Public Edition'da Facebook grubunda paylaşıyor. Resimden şantiyenin yanında hala odun olduğunu ve marangozun yerde uyuduğunu görebilirsiniz. Ama özellikle o şişmiş balonun içerisinde uyuyor. Uzun şeffaf bir fıçının içerisinde gibi. Daha yakından baktığımızda ise bu bir plastik torba. Plastik poşeti formda tutmanın ve çökmemesinin sırrı ustanın ayağının önündeki elektrikli fandan plastik poşete çılgınca üfleyerek onu kişisel bir salonda uyuyormuş gibi göstermesidir. Orijinal Poe güldü ve şantiyedeki VIP kişisel öğle yemeği molası paketi olarak adlandırdı. Ve ahşap işçisi nasıl uyuyacağını da çok iyi biliyordu. Fotoğraflar hemen netizenlerin dikkatini çekti. Aslında burada bir hile var. Bu salgını önlemek için uyku durumu mu acaba? Yeterince rahat gözüküyor. Bu hileyi daha önceden hiç düşünmemiştim dedi. Çok olmalı. Ama bazı netizenler diyor ki plastik torbanın çok gürültülü olabileceğini düşünüyor. Bu ses muhtemelen bir tayfunla aynı seviyede. Plastik torba rüzgardan o kadar gürültülü ki uyuyabilir misiniz acaba diyor. Ama birisi ustanın nasıl böyle uyuyabileceğini bildiğini açıkladı. Usta tabii ki de içeride uyurken kulağına kulaklık takıyormuş. Bu görmüş olduğunuz şey aşırı gürültülü de değil zaten. Şantiyede böyle uyuyan çok insan var. Bu tür çantalar hiç gürültülü değil. Şaşırmayın, çanta deyip de geçmeyin. Ancak bazı kişiler bu yaşta adam uykuya daldıktan sonra elektrik kesintisinden sonra elektrik kesilirse ne olur diye düşünüyor. Uykudayken rüzgar yok oldu ya da plastik torba bir anda dolandı. Sizin boğulmanız kaçınılmaz oluyor. Yanlışlıkla tekme atarsınız. Bunun tehlikeli olduğunu düşünenler de var. Bir tekme attınız ve poşetin yönü değişti. Resmen kendi fişinizi kendiniz çekmiş olursunuz ve içinde boğulursunuz. Şantiyede elektrik kesilirse her taraf ceset dolar.